Değerlendirmeler yapanlara da biz uyanığız, görevimizin başındayız. Teğmenleri bu tip yorumlara alet etmek doğru değil demişti Ömer Çelik. Fakat bugün iktidar medyasına yansıyan kimi yazılara, kimi kulis haberlerine bakıldığı zaman manzaranın başka bir hal aldığı görülüyor. O da şu, Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Erdoğan bu konuyla alakalı rahatsızlığını iletmiş. Peki o zaman Ömer Çelik'in yaptığı açıklamayı nereye koyacağız, ne yapacağız, bunu konuşacağız. Asıl mesele de ayrıca Milli Savunma Bakanlığı ne sebeple bu askerler hakkında inceleme yapacak, neyi inceleyecek, bunu da değerlendireceğiz. Peşinden Erdoğan'ın dün Ankara'daki mühim misafirini konuşacağız. Sisi, Mısır Devlet Başkanı Sisi'yi havaalanında karşıladı, uçakta karşıladı, uçağın kapısına kadar uğurladı Erdoğan. Ziyaret bitti ama ziyarete ilişkin tartışmalar sürüyor. Çünkü Erdoğan açısından bu keskin bir U dönüşü, keskin bir tornistan anlamına geliyor. Mısır Devlet Başkanı Sisi'yi Ankara'da ağırlaması. Dün Anadolu Ajansı bir fotoğraf servis etti. Erdoğan Sisi'yi uğurlarken kapıda Rabia işareti yapmış. Rabia işareti bu biliyorsunuz. Erdoğan bir vakitler bunu Müslüman kardeşlere açıktan destek verirken, Mısır'daki askeri darbeye açıktan karşı çıkarken, Sisi hakkında o ağır sözleri ederken Rabia laflarını çok duyuyorduk. Miting meydanlarını da taşımıştı. Anadolu Ajansı diyor ki Erdoğan Sisi'yi Rabia işareti yaparak uğurladı. Acaba bunun anlamı nedir? Yani biz seni evet diplomasinin gereği, işte ulusal çıkarlar gereği vesaire ağırladık Ankara'da. Fakat biz hala ihvancıyız, hala Müslüman kardeşlerciyiz mi demek istedi Erdoğan. Bu fotoğrafın böyle servis edilmesinin anlamı nedir? Ziyarete ilişkin başka hangi değerlendirmeleri yapmak gerekir? Konuşacağız. Bu arada Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Adalet Bakanı arasında yeni bir polemik var. Yargıya parmak sallama polemiği, o da şu, biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'na 5 yıl siyasi yasak getiren yargı kararı İstinaf Mahkemesi'nde. İstinaftan Ekrem İmamoğlu aleyhinde bir karar çıkabileceğine ilişkin söylentiler dolaşıyor Ankara'da. Ekrem İmamoğlu da buna ilişkin duyumları olduğunu söylemişti. Peşinden de demişti ki bu kararı bir an önce açıklayın. Eğer siyasi yasak kararı alacaksanız, ceza kararı alacaksanız bunu bir an önce açıklayın. İktidar o karar Yargıtay'a, yani bir üst temyiz makamına gitmeden evvel millet öyle bir tepki gösterir ki iktidar o kararı göremez demişti. Bu açıklamayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yargıya parmak sallama olarak, yargıya müdahale olarak değerlendirdi. Ve Ekrem İmamoğlu'ndan o açıklamalara bir yanıt var. Diyor ki Ekrem İmamoğlu, ben yargıya parmak sallamadım, sana parmak salladım çünkü siz mahkemeye baskı kuruyorsunuz diyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ekrem İmamoğlu hakkında gerçekten de bir siyasi yasak kararı çıkarma ihtimali olabilir mi iktidarın? Bunu da değerlendireceğiz. Kiminle? Ceren Kumbasar Mumay, siyasal iletişim uzmanı, internet bağlantısıyla yayınımızda. Ceren Hanım merhaba. Merhabalar, iyi günler diliyoruz. Sağ olun. Emekli Amiral Türker Ertürk internet bağlantısıyla yayınımızda. Türker Bey size de merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Türker Bey, şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın, daha doğrusu Anadolu Ajansı'nın Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak geçtiği haberle başlayalım. O da teğmenler hakkında, Karahar Bokulu mezuniyetinde yemin eden teğmenler hakkında inceleme başlatıldığı haberi. Diyor ki Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, biz bunu inceleyeceğiz, etraflıca bakacağız. Kamuoyuna bazı görüntüler yansımıştır. Söz konusu görüntüler özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk, kısır tartışmalar oluşturulmaktadır diyor. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Dolayısıyla kamuoyu bu konuda müsterih olmalı ve kendi ajandalarına göre bu görüntüleri üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmemelidir diyor. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı yapacağı inceleme sonucunda kasıt, kusur, ihmal veya sorumluluk bağlamında ne bulabilir sizce Türker Bey ve bunun üzerinden nasıl bir işlem yapılabilir acaba? Şimdi bu teğmenlerin yaptığı törenle ilgili kasıt, kusur ve sorumluluk yoktur.
gerçekten bir kusur var ise bu Savunma Bakanlığı'na ait bir kusur. Niçin? Bu teğmenlere sahip çıkmadıkları için. Bakınız bunlar ölüme gönderilecek, biliyor musunuz? Eğer sahip çıkmazsanız ölüme gönderemezsiniz. Evet. Ama sözlerime başlamadan önce öncelikle bu teğmenlerin mezuniyetlerini kutluyorum. Rütbelerine hayırlı olsun diyorum. Vatana, millete, kendilerine, ailelerine ve hepsini alınlarından öpüyorum. Bu törenin şöyle bir özelliği de vardı. Bu sene yani 2024 mezunu teğmenler kara, deniz ve hava hepsinde birinci kadın. Bakın hepsinde birinci kadın. Evet. Bu var ya, bu tablo korkunç, biliyor musunuz? Bu tablo Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseridir. Bunu bir Afganistan'da, bunu bir Müslüman ülkesinde göremezsiniz, biliyor musunuz? Şimdi görüyorum sosyal medyada, yok Erdoğan'ın eseri. Hayır, eseri değil ki. Bakınız, kadınla erkek fıtraten eşit değildir diyen Sayın Erdoğan değil mi? Mehmet Ali'nin töreninde işte benim eşim doktora yapıyor filan dediği zaman kadının kariyeri evidir diyen Sayın Erdoğan değil mi? Çelebi'yi bu söyledim. İktidarın temsilcileri perdesiz, değil mi? Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer, ya sattıktır ya kiralıktır diyenler değil mi? Bu eser gerçekten Atatürk'ün eseri, aydınlanma devrimlerinin eseri. Çünkü Atatürk, bakınız Ceren Hanım'ı burada görüyoruz değil mi? Öğretim, onu oraya Atatürk koydu. Sadece üniversiteye değil, kışlaya koydu. Şantiyeye koydu, hastaneye koydu, mahkemeye koydu. Bu gerçekten onun eseri. Evet, onların hiçbir kusuru yok. Kusur kim biliyor musunuz? Siyasete askerleri alet eden, o ahlattaki resme giren komutanlar kusur işlemişlerdir. Hatta geçen de sosyal paylaşım yaptım. Avustralya'da başbakan konuşurken arkasına genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları var. Normalde konuşması savunma konularını aşınca, siyasete girince genelkurmay başkanı arkasından başbakana, prime minister'a dokunuyor. Diyor ki biz şekillenelim diyor, biz asker siyaset konuşuyorsunuz diyor. O da tabii ki hay hay diyor. Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları başbakanın arkasından çekiliyorlar. Evet. Ahlatta çekilmeleri lazımdı, biliyor musunuz? Şimdi hani yine sosyal medyada görüyorum ben, bir de işte bu iktidarın paralı trolleri var. Diyorlar ki alternatif tören. Hayır, alternatif tören değil. Bir dakika, Türker Bey, oraya bakınız. Geçmeden şimdi bugün Hürriyet Gazetesi bir haber yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MKK toplantısında bu mesele ele alınırken Erdoğan demiş ki yani 3 kadın teğmenin dönem birincisi olarak Hava, Harp ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda birinci olarak tamamlamasına ilişkin, normalde AK Parti zamanında kadınlar eve kapatıldı diyenlere iyi bir cevap, kızlar Anadolu'yu yansıtıyor demiş. Yani Erdoğan da bu tablodan memnun olduğunu söylüyor. Sayın Erdoğan'ın bu sözlerine katılmıyorum. Bu bir Atatürk'ün eseridir. Kadına yapmadıkları düşmanlıkları bırakmadılar. Bugün bu iktidar döneminde kadına şiddet tavan yapmış durumda. İstanbul Sözleşmesi'nden kimler çekildi? Evet. Onun için bunu var ya, kale bile almıyorum bu sözleri. Peki. Şimdi alternatif bir tören değil. Hı. Bu geleneklerimizde var. Bir de İnan Bey, bakınız ben hem Deniz Sesi mezunuyum, hem Deniz Harp Okulu mezunuyum, hem Deniz Harp Okulu'nun alay komutanlığını yaptım, daha sonra da okul komutanlığı yaptım. Yani bu işi sanıyorum Türkiye'de benden daha iyi bilebilecek insan sayısı çok azdı. Hı. Bir de Deniz Harp Okulu üniversite seviyesinde eğitim veriyor. Şimdi üniversitede okumaya benzemez. Bir dakikaları boş yok. Bakınız Harp Okulu'nun süresi 5 yıl. 1 yıl hazırlık okuyorlar. Bakınız 1 yıl hazırlık okuyorlar. 4 yılda Harp Okulu. O kadar zorlu bir eğitim ki. Ve mezun olurken bir duygu yoğunluğuyla birlikte mezun oluyorlar. Harp Okulları töreninde
resmi tören bittikten sonra bu tür kılıç çakma töreni mutlaka yapılır. Bakınız ben 2008-2010 yılları arasında Deniz Harbi Okulu komutanıydım. Ben Deniz Harbi Okulu komutanıyken Sayın Erdoğan başbakandı. Törenlerimize geldi. Ben de karşısında konuşma yaptım. Resmi tören bittikten sonra mezun sınıf, bakınız mezun sınıf aynen o videoda gördüğünüz gibi toplanır, daire şeklinde olur, kılıçlar çatılır ve sınıf birincisi gelir onlara bu yemini ettirir. Ettirir. Ama bu yemin Türker Bey, hatta deniyor ki İnan Bey, benim zamanım